Avokado'da bahçe tesisi ve yıllık bakım işleri konusunda bizi bilgilendirecek. Süleyman hocam duyuyor musunuz beni? Buyurun söz sizde. Evet, duyuyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Şimdi bir sunumu açayım. Ondan sonra e, hocam sizinle ekran paylaşımı yapıyoruz. Şurası Tam ekran büyümedi galiba. E, büyümedi, evet. Bugün hep oldu bu hata da bilemedik neden oldu. Ama garip bir şekilde hocam bir görüntü ya yok. Şey, bir daha bir e, e, belki, ya, görüntü görünüyor da bir değiştirebilir misin? Böyle hani ikinci bir slayta geçebilir misin? Değişecek Geçiyor mu hocam? Geçiyorum. Şu anda birdesin. geç, Sen geçiyorsun ama biz geç ikinci slaytını göremiyoruz. Tamam. O zaman şuradan açacağız. Arkadaşlar dediği gibi şu ah, an geçiyor. şimdi oldu. Şimdi tamam. Tamamdır. Evet. Herkese bütün e, avokado Çalıştayda katılan katılımcılara e, günün son sunusu için e, bir kere sabırlarını da zorlayarak e, ilk önce en e, derin selam ve saygılarımı sunuyorum. E, mümkün olduğu kadar hızlı anlatmaya çalışacağım ama konu çok genişti. Geriye geliyor mu acaba? şeyim Dur, şuradan mı geliyor? Evet şuradan geliyor herhalde. Bu evet. çok genişti. Ee, bana verilen başlık çok genişti. Yıllık bakım işleri falan e, gibi yazıyordu. Dedik bu başlık çok uzun bir başlık. Bana aslında verilen bahçe tesisi budama bir de hocam iklimsel faktörlerle ilgili bahsederseniz çok mutlu oluruz dendi. Dolayısıyla benim aslında konu itibariyle söylüyorum çok büyük bir başlık gözüküyor ama üç ana e, başlıkta anlatacaklarımı anlatacağım. Ondan sonra e, sabahtan bir e, bu bu yana bazı sorular, katkılar var. Bunlara da zaman zaman geldiğince ilave bilgiler şeklinde biz de bazı bilgiler vereceğiz. Bazen konuşmalarımızın ve konularımızın çakıştığı, diğer konuşmacılarla çakıştığı yerler var. Oraları mümkün olduğu kadar farklı bir şey söyleyip geçeceğim. Çok fazla o konularda durmayacağım ama konu bir bütünlüğü açısından farklı bir şey olan yerlerde biz de aynı konuları geçeceğiz. Aynı şeylerden bahsedeceğiz ama Diğer konuşmacıların e, emeklerine saygısızlık olmasın diye o konularda çok fazla uzun uzadıya bilgi vermeyi düşünmüyoruz. Evet, bahçe tesisi konusu, avokadonun bahçe tesisi konusu özellikle e, son e, 3-5 yıldır, 10 yıldır avokadoya olan taleple beraber ayrı bir muamma şekline dönüştü. Biz bunu e, çok fazla, e, gerek enstitüde gerek enstitü dışındaki çalışmalarda e, seminerlerde veya programlarda anlatmaya çalıştığımız dönemlerde e, çok farklı acayip bir konudan bahsediyormuş e, pozisyonda algılananlar algılayan insanlar oldu. Biz sık sırt dikim, sırta dikim, trablayan dikim işte özel dikim şekilleri bahsettiğimiz zaman e, bize 7-7, mümkünse 8-8 hatta bazı yerlerde 8-8'in ye bile az geldiğini söyleyen e, insanlar ve o bölgede e, bu noktada çok fazla Avokado konusunda bilgili olduğunu lanse eden arkadaşlarımız ve tecrübeli olan arkadaşlarımız dostlarımız oldu üreticiler oldu ama işin gerçeği şu şu avokado bir kere en önemli kısmı toprak hazırlığı bizim ülkemizdeki en fazla ihmal edilen kısım bu yani limonu sök narı sök hemen avokadoya geç hatta muzu sök avokadoya geç. Yani bunun normalde aslında ziraat fakültelerinde sizler e, gibi saygıdeğer hocaların bize anlattığı olay her zaman şuydu. Aslında bir üç yıl, dört yıl gibi bir süre farklı bitkilerle beraber, münaveme yöntemiyle beraber toprağın hazırlanması mümkünse organik madde seviyesinin yüzde üçün üzerine, yüzde dördün üzerine çıkarılmaya e, çalışılması gerekiyor. Dolayısıyla bir bahçe söküldüğü zaman hemen yeni bir çeşide geçmekten ziyade Belli bir süre bir beklenilmesi gerekiyor. Ben diyorum ki bu süre dört yıl beklemezseniz bile asgari bir yıl bir buçuk yıl beklemeniz lazım. Peki bu süre içerisinde ne yapacaksınız? Bir kere dip kazanlarla beraber e, oradaki bahçedeki köklerin temizlenmesi bahçenin e, özellikle patlatılması özellikle belli noktada oluşmuş kemikleşmiş kök bölgesinde sıkışmış toprağın gevşetilmesi sonra yanmış hayvan gübrelerinin verilmesi. Yanmış hayvan gübrelerinin sürülmesinden sonra üzerinde mümkünse arpa, yulaf, baklagil ve e, gibi özellikle e, fi gibi e, toprağa belli noktada yeşil gübre olarak kullanılabilecek bitkilerle beraber belli bir yüzde 20 yüzde 25 çiçeklenme seviyesine geldiği zaman e, bu e, yeşil gübre olarak sürerek toprağa karıştırılmasını biz özellikle çok önemli buluyoruz çünkü bunu ara arazide ve alanda da e, tespit ettik. Özellikle organik madde seviyesi yüksek olan topraklarda yetişen avokadoların hem kök sağlığının daha kuvvetli olduğu fitoftaraya dayanımının, güneş e, yanıklığına dayanımının, yapraklanma seviyesinin, ağaç tacımının, meyve tutumunun çok ileride olduğunu düşünüyoruz. Birinci yıl böyle hazırlıklarla bitildiği zaman ikinci yıl yüzde yüz, yüzde yüz diyorum. Yani bunu bana e, soranlar özellikle belli bir bölgede diyorlar dedikleri olay için söylüyorum. Lüzumsuz bir masraf olarak gördükleri kepçeyle sırt yapımı veya traktörler sırt yapımı. Bir kere bu unsur kesinlikle olması gerekiyor. Yani sırtın çok büyük bir esprisi, çok büyük bir amacı var. Özellikle bir de toprakla ilgili kısımlar bazı konularda geçti. İşte taban suyu seviyesi, toprak derinliği, ee, dikimden evvel 3-5 ay, mümkün olduysa 6 ay veya asgari 2 ay evvel ee, dikim çukurlarının açılması, oraya belli noktada yanmış hayvan gübreler, leonardit, zevalit veya işte... Ee, Toprakla beraber harç karışımlarının atılıp belli bir seviyede bekletilmesi. Ondan sonra bu çukurların e, belli bir noktada eğer e, yağmur sularla beraber özellikle kışa girerken yapılan dikim çukurlarıyla beraber bahar dikimlerinde veya iklimi müsait olan yerlerde de sonbahar dikimlerinde e, bu çukurların çok önceden açılıp buraların hazırlanmış olması gerekiyor. Evet sırtın dikimin esprisi görülüyor. Yani susuzan bir arazide dahi. Eğer siz sırt yapmazsanız zaten başlı başına fitoftara tehlikesine karşı bir risk unsurunu beraber taşıyorsunuz. Dolayısıyla bunu yapmanızın en temel yolu bir kere sırt yapmanız. Direnaj yapmanız ayrı. Bakın direnaj sistemi ayrı bir de sırt yapmanız lazım. Peki bizim buradaki sırt yapmamızın e, esprisi nedir? Eğer bir alanın, yüzey alanın güneşlenme seviyesini ve güneş, güneşlenme miktarını arttırırsanız... ...otomatikman o toprağın daha çabuk ısınmasını kök faaliyetinin daha iyi olmasını özellikle mikroorganizma faaliyetinin daha iyi olmasını sağlarsınız. Bir de olay şudur. Bakın yıllar boyunca takip edilen eğer düz bir arazide kökleri kendi e, serbest büyüme mesafelerinde bıraktığınız zaman yanlardaki e, serbest büyüme mesafesi dediğim zaman yanlara verdiğiniz sıra aralık ve mesafeler kadar müsaade ettiğiniz zaman çok hızlı bir şekilde gelişerek birbiri içine girmesi, e, girmesi durumu varken özellikle sırt belli bir noktada e, anatomik e, bodurluk Olmayan noktalarda anatomik bodurluğu sağlayan anacının olmadığı noktalarda fizyolojik bir bodurluğu sağladığını. Yani belli noktada sırt özellikle sırtın içerisinde toplanmış belli noktada o sırtın içerisinde dağılmış daha geniş alanlara yayılamayan köklerde daha geç birbirine girdikleri ortaya çıktı. Yani yüzey drenajında çok büyük önemi var. Evet sırtların kök dağılımında kendi işleri içerisinde. E, sırtın içerisinde dağılması özellikle etkili kök derinliğinin e, genelde bitkilerde 0-60 santimdir ama avokadoda 0-40 santim çok daha e, önemli oluyor. Bu bu seviyelerde köklerin yayılmış olması, daha geniş bir alana yayılamaması, sırt üzerinde de diğer e, ağacın köklerinin mesafesine kadar yayılmış olması belli noktada özellikle e, avokadonun gelişiminde çok büyük etki ediyor. Aynı zamanda bakın alanı arttırdığınız zaman yani düz bir alana değil de sırta diktiğiniz zaman, bu sırtların mesafelerinde en az 90 santim, bir metre yüksekliğinde olduğu zaman, mikroorganizma faaliyeti, topraktaki belli noktadaki e, verdiğiniz, e, e, dışarıdan verdiğiniz, uyguladığınız organa minerallerin topraktaki hareketliliği daha fazla artıyor. Evet, şimdi gelelim dikim mesafeleriyle ilgili. Şu anda standart e, bizim yaklaşık e, avokadonun Türkiye'ye geldiğinden belli uygulanan en fazla dikim şekilleri 77 son dönemlerde bunu biraz daha son 25-30 yıl yıl içerisinde biraz daha zorlayarak 66ıyı Biz dikim yaparken şu anda e, ve bunu yaparken de bitkinin yıllar boyuncaki gelişim seviyelerine bakarak hareket ederken biz bunlarla uğraşırken e, ortaya şöyle bir e, fikir çıktı özellikle 1990'lı yılların ortalarından itibaren bunu da ee, ...Güney Afrika'daki gerek anaç gerek çalı, çeşit çalışmaları çok fazla e, bu noktada e, bunu hareketlendiren iğme şekline dönüştü. Daha birim alanı, daha düşük alanlardan daha sık dikimle beraber daha e, fazla ürün ve dikarlılık sağlamak. Tabii onların bizden farklı e, amaçları da vardı veya bizden farklı kullandıkları materyaller de vardı. Mesela biz büyüme geciktirici ülkemizde ruhsatlı olmadığı için kullanamıyoruz ama onlar kullanıyor... Ama şöyle bir şey var. Simülasyon yaptığımız zaman şöyle bir durum var. Bir ikinci sene boş, üçüncü sene beş, dördüncü sene on kilo, beşinci sene yirmi kilo, altıncı sene otuz beş, e, e, yedinci sene elli ve böyle giderken yurt dışındaki çalışmalar için söylüyorum. Kaliforniya'da sekiz yıla kadar üç çarpı üç dikim mesafesinde ki ağaçlar herhangi bir verimde olumsuzluk yaşamadan ve bir şekilde gittiği söyleniyor. Biz diyoruz ki yani benim veya benimle beraber bu noktada özellikle fikrimize değer veren arkadaşlarımızla bu bahçeleri kurarken kurmaya çalışırken biz diyoruz ki sekizi 7'yi bırakalım 6. seneye kadar bile aldıklarımızı bir kar gözüyle görüp... 6. seneden sonra gerekirse sıklaştığımız zaman sıklaştığı zaman bunları çıkardığımız zaman yaklaşık dekara çünkü 3 e, çünkü 3'e 3 diktiğimiz zaman 112 bunun yola ve farklı yerlerde tesislere ayrılan alanları da toplam alandan çıktığımız zaman ortalama Amerika'da da öyle 95 civarında 3 çarpı 3'te e, bir dekar alana ortalama bir dekar alana ee, özellikle e, ağaçların sığdığı ve bu, bu noktada verimlerinin de e, 130 kilo ve 150 kilonun 7. 8. yaşından üzerine gittiği söyleniyor ve biz de şu andaki Türkiye'deki güncel rakamlara göre hareket ediyoruz ve güncel rakamlara göre bunu dinleyen üreticilere en az en azından ete kemiğe bürünmüş bir şekilde bazı şeyleri ifade edebilmek için bunları elde ettiklerimizi yani 70 kiloyu 100 ağaçla çarptığımız zaman ve bunun karşılığında da Özellikle hası 200 gram ortalamasında düşünerek bunu da belli noktada o meyve sayısıyla çarptığımız zaman şu günün şartlarına göre ilk 6 yılda kümülatif olarak dekara 175 bin lira gibi bir rakamla çıkma durumumuz var. Peki biz bunu eskisi gibi standart 6'ya 6, ya 6 ya diktiğimiz zaman ne oluyor? İlk 6 yıl boyunca ortalama e, çünkü bu çalışmalar bu taç ağaç taç ile ilgili çalışmalar bizim elimizde yıllardır yapılmış enstitüde yapılmış çalışmalar en enstitüdeki çalışma sonuçlarından çıkmış rakamlar da var. Ayrıca yurt dışından çıkmış rakamlar da var. Yani ilk 6 yıl boyunca 3 metrelik bir mesafe neredeyse boş kalıyor. Bu bu da daha çok traktör yolu. Yani traktör kullanabilmek için kullanıyor. Peki bir iki e, bahçe arasındaki sıra aralarında e, genellikle traktörü bir yılda ortalama kaç defa çıkarıyorsunuz veya geçiriyorsunuz veya kaç defa önemli bir iş yapabiliyorsunuz? Yani bu traktörle geçirmeniz bu kadar elzem mi? İlk altı yıl içerisinde. E hocam çok elzem değil. Çünkü bakın yurt dışında Meksika'da, e, Şili'de Peru'da traktörün girmesi mümkün olmayan arazilerde binlerce dönüm arazide dikiliyor ve o kadar marjinal, e, o kadar spesifik dikim mesafelerinde dikiliyor ki eğer siz bu bahçeyi 6'ya 6, ya 6 ya dikmiş olsaydınız 43 bin lira gibi bir parayla e, ilk 6 yılı geçirmiş olacaktınız. Yani dörtte biri bir rakamla geçirmiş. Biz diyoruz ki traktör yolunu ilk başta emeğin çok fazla gerekmediği çünkü 3. yıldan sonra meyve almaya başlıyorsunuz. Çok düşük marjla meyve alıyorsunuz. Bunu e, gerekirse 50 yapacağınız ağaç e, habitüsünde oluyor. 2 metre 3 metre gibi. Bu dönemleri işçilikten ki bu işçiliğin karşılığı çok düşük oluyor. Yani ee, getiriye göre çok düşük oluyor. Getirisini hesapladığınız zaman muazzam bir şekilde yani 175 liranın 43 üçünü çıkardığınız zaman bugünkü rakamlar için söylüyorum 130 bin lira gibi bu rakam. Siz bunu artı eksi 30 deyin 40 deyin 50 deyin. Buradaki biz mantığı anlatmaya çalışıyoruz. Dikim mesafelerinde. Peki biz bunu söylerken hocam sen hayal kuruyorsun dedi. Alanyalı bazı arkadaşlar dedi ki hoca çok konuşuyor ama diyor hayal kuruyor diyen arkadaşlar oldu. Ta ki İspanya'ya gidip kendi gözleriyle görene kadar. Ya hoca doğru söylüyormuş demeye başladı. Çünkü yani yıllardır ekstra yeni bir şey söylenmedi e, deniyor her zaman. Ekstra yeni bir çeşit çalışılmadı, anaç çalışılmadı. Yani bunlar çok kolay e, birbirimizden haberdar olmadığımız müddetçe, belki birbirimizin yaptıkları işleri de çok fazla merak etmediğimiz müddetçe çok rahat söyleyebileceğimiz bir şeyler. Avakado'da ne yapıldı? Avakadu'da çok şeyler yapılıyor. Ama avakadu'da çok şeyler yapılırken bunu bir kere e, her şeyi böyle ortamlarda oturup konuşmak gerekiyor. Benim bir projemin 75 bin lira para verip bunu beş yılda alabiliyorsam ve bu projenin yarısı işçilik ve e, yakıt masraflarına gidiyorsa o yılda 15 bin lira düşmüş bir projeyle ben örtü altı neyi deneyim? Yurt dışından hangi çeşitleri getireyim? Bu, kişi, bu arazilerde hangi işçileri çalıştırayım? Ben? Bakın binlerce dönüm arazide Şili 180 bin dönüm araziyi kurdu. 2011'li yıllara kadar 2003'te 2000'li yıllardan başladı. 2011 yılına kadar 3 çarpı 3 buçuk 6'ya 2. Kaliforniya kurtuluşu sık dikimde görüyor. Çünkü orada büyüme geciktiricileri kullanılması hala onay verilmiyor. Peru'da şu anda kurulan bahçeler ya orta sık ya sık bahçeler. Biz bunu anlattığımız zaman Türkiye'de diyorlar ki sanki öcü görmüş gibi davranılıyor. Farklı bir şey söylüyormuşuz gibi algılanıyor. Ya diyoruz ki hocam oradakiler çıkarılmıyor. Doğru çıkarılmıyor. Ama biz mecbur çıkaracağız. Çünkü biz size 2-4-D'yi veya tirezörler sınıfından kultarı, saniyi ben sana at kardeşim diyemem. Hocam diyor ki kultar diyor domatesleri ruhsatla alırız atarız. Öyle bir şey olması mümkün değil. Bu bizim, bizim bilim adamı kimliğimize ters bir kere. Ama Kultar bu ülkelerde hiç söküm yapmadan özellikle 6'ya 3, 5'e 3 bakın biraz sonra onların dikim şekillerini de tartışacağız. Veya yarın e, oradan bağlanan bilim adamları ne kadar net konuşurlar bilmiyorum. Çünkü bazı özel şeyleri hep kendilerini saklıyorlar. Yani bazı e, anonime düşmüş bilgileri var ama bazı özel bilgileri e, bilgileri kendine saklıyor. Hayatta anacını ve çeşidini size kolay kolay vermiyor. Diyorlar ki yurt dışından siz devlet getirin. Ya devlet nasıl getirsin? Adam EuroSeminas firması kitlemiş bütün e, Riverside Üniversitesi'ndeki çeşitleri Avrupa'daki dağılımlarına e, engel oluyor. Bakın hala Lampas'ta e, legal mi legal değil mi diyor. Bakın 27 Kasım 2020 yılında Granada'da e, İslamlıkları e, bastı. Lampas e, 10 bin tane e, ben, çünkü... Türkiye cezalar yazıldı. Sabahleyin ha, ha, 2020, şey 1996 yılında bu şey. ettirilmiş. Amerika'da serbest olmuş ama adamlar şunu iddia ediyor. Benim diyor ben doğrudur değildir bilmiyorum. Bakın hukuki düzenle mi? Ben 2000'li yıllarda 2007 yılında Avrupa'da bunu tescil ettirdim diyor. Yani Amerika'daki tescil serbeste düşüyor. Avrupa'daki dolu açımı hala serbest mi değil mi belli değil. Çünkü siz sadece Amerika'daki tescilini görebiliyorsunuz. Yani bu çok karmaşık hukuk şey içerisine bizler araştırma yapmaya çalışıyoruz. Bizler çok kolay e ee, yurt dışına gidip gelen çeşit getirebilen e, araştırmacılar maalesef değiliz. Yani bizim önümüzde çok büyük engeller çıkıyor. Bu engeller çıktığı zamanda ortada 50 yıldır Türkiye'de var ne yaptığına dönüyor. 50 yıl evet ben 2003 yılında 2004 yılında master projemizi sunduğum zaman bana dediler ki Türkiye avak Türkiye'de avokado gerçeği değil. Sen gençsin. Sen daha yolun başındasın. Dön git turizmil çalış dediler bana. Biz kürsüde kürsülerde bu işi kendimizi yırtarken, kendimizi avokadoya anlatmaya çalışırken bizimle dalga geçen insanlar oldu. Yani bütün bunları burada ben şunu emekliliğime çok yakın. Eski sisteme göre el, emekliliği hak etmiş meslekte 30. yılda olan bir insan olarak söylüyorum. Ben bugün imkan tanırsa emekli olmayı düşünen bir insan olarak söylüyorum. Benden sonrası tufan demek istemiyorum ama ben çok büyük işler yaptım da demek istemiyorum ama Türkiye'de sadece böyle günlerce çalıştaylar düzenleyip arkasında önünde sayfalarca raporlar yazıp raporlar raflarda kaldıktan sonra bu çalıştaylar sizlerin ve bizlerin sadece birbirimize dertlendiğimiz unsurlar haline dönüyor artık. Evet. Bakın Güney Afrika, Peru, Kolombiya. Şimdi diyorlar ki mesela meşhur Dusa Anacı. Dusa Anacı'nın insan size var ya bahçesini bile gezdirmiyorlar. Bahçesini bile. O kadar sempatik, o kadar kibar konuşuyorlar ki ama şu var, sizden almadan hiçbir şey vermiyorlar ve hiçbir şey vermiyorlar. Bakın, onlara kendinizi ağzınızla kuş tutsanız daha yaranamıyorsunuz. Biz de defalarca şey yaptık, yazıştık. Diyor ki, söylediği şey şu: Ben ve ortaklarım Avrupa'daki avokado üretiminin yüzde kırkını ben üret yüzde kırkını ben satıyorum de meyveni vespa'lıyor. Vespa'ya size Dusa anacını verirken... sadece partneri Amerika'daki partnerine veriyor. Amerika'daki partileri İspanya'da çok sıkı bir şekilde koruyor çeşitlerini. Yani öyle bir şey olmuş ki muazzam bir kartel ve bu Westfalia 15 bin dönüm Şili'de, 15 bin dönüm Peru'da, 8 bin dönüm Kolombiya'da bahçeler kuruyor. Kendi anaçlarını, kendi çeşitlerini kendi yerlerinde kuruyor. Çeşitli yok ama anaçları var. Hemen onun altında 20 kilometre içerisinde Beste firması var. Bunlar Güney Afrika'nın beyaz Almanları veya beyaz e, zencileri değil. Bu arkadaşlar ben şunu söylüyorum. Bu arkadaşlar kendileri varken, kendi menfaatleri varken altın yumurtlayan tavuğu size vermiyorlar. Ve bizler geliyor, gelip kalıyoruz. Biraz evvel de söyledi. Bir kurumda 60 kişi, 70 kişi ve bana şunu söyledik. Bestvale'den 15 yıl evvel gelen bir arkadaşla konuştuğumuzda şunu söyledi. 11 bin dönüm avokado alanı var. Sadece bin dönümü de araştırma yapıyorlar. Böyle bir organizasyon, böyle bir yönetim bizim ülkemizde. Varsa biz de oturup çeşit konuşalım, biz de oturalım anaç konuşalım. Biz de oturalım yurt dışına ihracat, ithalat konuşalım. Şimdi şu var, bakın hep bütün rakamlar son beş yıldır, 10 yıldır söylenilen rakamlar var ya, avokado da havalarda uçuyor. Ve bana sunuş soruyorlar. Türkiye'deki avokado nereye gidiyor? Türkiye'deki avokado felakete gidiyor. Hocam sen bu kadar nasıl sert konuşuyorsun? Sert konuşuyorum ha. Bu, buradaki bütün hocalarım burada, otoriterler burada. Niye? Herkes bulduğunu getirip dikmeye başladı. Herkes hiçbir bahçede düzen yok. Ne ithalatla ilgili bir fikir var, ne ihracatla ilgili bir fikir var, ne bu yerel pazarlarla ilgili bir fikir var. Nerede, nasıl kullanılacakla ilgili hiçbir fikir yok. Yani o kadar fikirsiz gidiyor ki biz arkadan sesimizi yırtıyoruz, bağırmaya çalışıyoruz, derdimizi anlatmaya çalışıyoruz. Sadece mahallenin delisi pozisyonuna düşüyoruz. 25 saat avokado anlattım. İl Tarım Müdürlüğü'nün seminerinde bir arkadaş diyor ki 15 kişiye gönderdim. Hocam da hiçbiri seyretmemiş diyor. Niye? Ya kimse 25 saatini bir seminere verecek kadar kendini enayi olarak görmüyor. Ama bu insan oraya günlerce hazırlanacak kadar kendini enayi olarak görebiliyor. Ya. Bakın İspanya'daki kurulan bahçeler. Rusya üzerine has. Evet. Meşhur lampasları. Lampası Türkiye'de karakteriyle ilgili, karakterizasyonu ile ilgili hiçbir çalışma yapılmadı. Yani lampas Türkiye'de kaça kaç dikeceksiniz? Diktikten sonra bunun e, belli noktada ağacının agrokültürel çalışmaları ne? Bunun herhangi bir şekilde bir kıyaslaması şey yok ama herkes Lampas'ın peşinde, herkes Cim'in peşinde, herkes Surprise'ın peşinde. Kim internetten ne gördüse onun peşinde. Hocam diyor tamam da diyor o zaman diyor e, sen niye denemiyorsun? Ya ben de diyorum ki getir arkadaş beraber deneyelim. Hep beraber kalk kalk kalkınalım. Yani bizim bilmediğimiz bir şey varsa hep beraber bilen insanları getirelim. Bakın yarın geri benden tutunda ben Faber'e kadar Amerika'nın en büyük emertüs hocaları bu gelecek konuşacaklar. Onlar illaki doğru şeyleri tabii ki söyleyecekler ama bizim de doğru söyleyeceğimiz bazı şeyler var. Bizim de 25 yıllık bir emeğimiz var. biz, biz de bu sektörde geçen de onu söyledim sırf daire başkanına. Şu çalıştaylar olmasa hep içimde utkan olarak kalacaktı. Yıllardır biriktirdiğim şeyleri söylemeden gidecektim belki de. Evet. Bana diyorlar ki da ilk başta bu sık dikim ala, Hocam sen sık dikimi yapıyorsun da ya biz bunu nasıl dikeceğiz? Nasıl sökeceğiz? En basit ya diyorum ki bakın ilk yılda üstten de görüşeceğim. Üçü üç dikin. Tamam mı? Beşinci, altıncı yıla, geldi. altıncı yılda geçin. Ben sekizinci yıla kadar çok rahat gidebileceğini görüyor. Arkadaşlar da söylüyor. İlk başta altıya üçü çevirin. Ondan sonra da arkadaşlar altıya altıya çevirin. Bu kadar basit mi var? Hocam diyor. Ben sökemem diyor. O zaman direkt 6'ya altı dik kardeşim. Ama diyorum ki ortada böyle bir hesaplar var. Bakın benim bahçem var. 2017'de 5 yaşını geçmiş, 6 yaşını geçmiş, 5'e 3 diktiğim bahçem var. Hala birbirine girmemiş durumda. Evet ya da diyorlar ki hocam çapraz diagonal çıkaralım. Şimdi hep bunları konuşuyoruz tamam mı? Diagonal çıkaralım bahçe tesisini. Evet diagonal çıkarıp ilk başta 4.2'ye 4.2'ye sonra Ortadakiler de alıp 6'ya 6. Bunları hızlı bir şekilde geçeceğim. Evet şimdi dikim şekilleri bahçe tesisleri olduğu için dikim şekillerinden bahsedeceğim. Evet 8'e 8, 7'ye 7, -7 6'ya 6 kare dikimler var. Bunlardaki espri şu. Ee, özellikle bana ısrarla şunu soruyor. Hocam dedi bir tanesi. Ya 2,5'e iki 2,5 iki diksek ne yaparız? Tamam 2,5'e iki 2,5 iki diktik. İlk önce e, aradakileri çıkardık. 3,5'e üç 3,5'e üç döndü. Diagonal bir şekilde. Sonra Düz çıkardık, beşe beşe döndürdük. Sonra tekrar diagonal çıkardık, yedi yediye döndürdük. Bu kadar ağaç, bu kadar e, fantazi bir şekilde seyretme yapılır mı? Yapılır. Karlı olur mu? Olur. Ama bunlar Türkiye'de yapılır mı? Yapılmaz. Ama yurt dışındaki insanlar bunu düşünüyor. Bugün İsrail'i bunu çok rahat yapar. Bugün Elma'da bir Polonyalı'ya, bilmem nerede, e, Bağ'da bir Fransız'a bunları yaptırabilirsin. Ama bizim ülkemizde Yapıp ne olacağız? Fidanı nereden bulacağız? Fidanı kim bulacak? Hangi çeşidi dikeceğiz? Hangi anacı dikeceğiz? Türkiye'de zaten şu yok, zaten bu yok. Sürekli bir şey var. Fikir üretmeye çalışıyorsun. Fikrine bir kere daha kafada ya üretemezsin arkadaş sen diyor. Ürettiğin zaman bir kere suçlu oluyorsun. Ya bunu söylüyorum diyor ki bir kere ya olmaz hocam bu diyor. Sık diyor. Ya ben de sık diyorum ya. Adı üstünde sık değil kim? Sık kim? Evet üçgen kim? Bakın üçgen dikimlerde de daha sonra seyrettiğiniz zaman gidebiliriz. Şu Trabline dikim, bakın bugün Güney Afrika'da bir kültür oluşmuş durumda. Bu kültürü oluşturan e, özellikle Arnold Schumann e, Florida Üniversitesi'ne geçti. Şimdi Florida Üniversitesi'ne hem narince bu, bu, yeni bir sistem değil. Narince bahçelerinde daha önce uygulanan bir sistem. Özellikle Trabline en büyük esprisi nedir? Belli bir noktadan sonra biz bunu seyretebiliriz. Yurt dışında seyretilmesi yok ama biraz sonra onların mesafelerini de vereceğim. Özel dikim mesafelerinde özellikle açıyla belli noktada hesapla kitapla işin içerisine mühendislik sokarak yaptığınız dikimlerde çok uzun vadeli barazi verimlilikte tutabiliyorsunuz. İlk dönemlerde çok e, masrafı yüksek getirisi az dönemleri meyvenin az olduğu dönemleri çok kuvvetli paralarla geçebiliyorsunuz. Neredeyse verime oturmuş bir bahçe e, pozisyonda geçebiliyorsunuz bunları söyleyen inanmayanlar varsa bakın kaynak ortada internetten ortada araştırma enstitülerindeki e, insanlar üniversitedeki insanlar yarınki gibi Amerika'daki Amerika'dan, İsrail'den, Avustralya'dan kimler bağlanıyorsa bunlara hepsini sorabilirsiniz ama bunlar da biz kendimiz Mars'ı bulduk diyerek dünyayı e, yeniden keşfettik diyerek söylemiyoruz biz de bunlardan gördüklerimizden Türk gibi modeller oluşturmaya çalışıyoruz evet bir kere fidanda sıkıntımız var. Bakın fidan öyle bir sıkıntı ki yani şimdi e, köyün imamından, köyün öğretmeninden tutun da artık nerede e, yani mobilyacısı, marangozu, kapıcısı üretmeyen adam kalmadı. Daha da ileri söyleyeyim. İnanın mısın size söyleyeyim. Bir otel CEO'su fidancılık yapıyor. Üç tane otelinde CEO'su. Abi fidanlıkta aldığınız zaman da şu var. Bakın fidanlık ki fidanın ilk şekil verme oradan başlıyor. Dolayısıyla fidanlıktaki fidanın kalitesi çok önemli. Dallanması çok önemli. Yurt dışındaki insanlar daha fidanlıktan fidanı çıkarmadan evde kaolün türü, türü veya talk veya bentonit türü karışımlarla beraber onun güneşten yanmasını korumaya çalışıyor. Bizde ise bakın özellikle Mart'ta Nisan'da bu e, 50 nece pikapların üzerinde veya kamyonlar üzerinde fidanları taşır ve 3 saat, 5 saat, 10 saatlik yola gider bu fidanlar. Evet. Türk dünyada has ve diğerleri diye ayrılıyor. Yani bu üniversitede okurken bir ev arkadaşım vardı. Tıp fakültesinde okuyordu. Dedi ki biz insanları iki ayırırız. Doktorlar ve doktor olmayanlar diye. Espri olsun diye söylüyordu. Yani gülelim, espri olsun diye söylüyordu ama orada gerçek olmayan konu burada gerçek. Dünyada yani has ve benzeri ve de yeşil kabuklu olanlar olarak ayrılıyor. Bunlara çok uzun gitmeyeceğim. Burada ar benden evvelki konuşmacılar anlattı ama biz 1970'te bu gelen çeşitlerin ile biz kaldık. Ama dünyada aldık çeşitler everyone. gitti. Biz Fernandez. 1970'de I gelen bu çeşitlerle kaldık. Vintura, Ama şunu da söylüyorum, bu çeşitlerden alırken studied... o dönemin you insanların uh, birçok zorluklarla meyvenin dikkate alınmadı, işçinin verilmediği, arabanın belki bu kadar emrine verilmediği, o zaman Türkiye'de narenciyenin, narın, daha değişik meyvelerin rağbetli olduğu dönemlerde, bırakın bu meyveyi dönün gidip turuçkin çalışın dendiği dönemlerde ısrarla bu meyveye sahip çıkan insanlar, ısrarla bu meyveyi yayılmasına ına, vesile olan insanlar. Yani bu ins bu insanların sabrı, sebatı ve azmiyle bu meyve Türkiye'den yok olup gitmemiştir. Bu sayede gitmemiştir. Yoksa Türkiye'ye getirilip kaybolan birçok tür ve çeşit gibi bunlar da olacak. O dönemin çalışanları 70'lerde, 80'lerde, 90'larda, 2000'li yıllarda kim çalıştıysa bu dönemde buraya getirdiyse onların çok büyük emekleri var. Yani o insanlar ne yaptı diye oturup eleştiren insanlar o insanlar balçıktan kendisine verilmiş balçık balçık bezleri topraklarda avokado yetiştirmeye çalıştı. O insanlar elektriğin suyun olmadığı dönemlerde taşıma suyla bu fidanlar ayakta tuttu. O insanlar kamyon gibi arabalarla 30 kilometre 40 kilometre gidip sabah gidip öğlenleyin e, dairesine yetişip akşamada projesini yazıp verdi. Evet. bu çeşitlere fazla kalmayacağım. Yalnız hası ağırlığını herkes biliyor. Bana ısrarla şunu söyler. Diyor ki hocam has olmuyorsa ne yapalım? Şöyle mi soruyorsun diyorum ben de. Pantolon olmadı gömlek veren. Pantolon olmuyor gömlek veren. Ya ben şunu söylüyorum. Has yetişmiyorsa, hası yetişecek ortamlar hazırlamıyorsa ve yurt dışında bir ihracat işi düşünüyorsan, Türkiye'de bu meyveyle ilgili muazzam bir yatırım, muazzam bir kalkınma düşünüyorsan o zaman abi dön git avokado yetiştirme. Çünkü bana bunu Adana'da binlerce dönüm arazide kendisi çok büyük bir çiftçilik yapan, aynı zamanda yurt dışına ihracatla ithalat yapan bir şirketin e, patronu diyor ki, şunu anlıyor yıllar sonra, çünkü 10 sene kendi uğraşıyor avokado yetiştirmeye Adana'da. Diyor ki abi has olmazsa diyor, zor. Yani elinde has yoksa diyor, yurt dışında şeyin yok diyor. Yani itibarın yok. Var, nasıl var? Bakın hasın Normalde hasın bir kartonu e, bir, bir, ara e, arkadaşlar gönderdi. E, şeyde e, Fransa'daki halde 19-20 euroya giderken aynı şekilde fuerte 12 13 euroya gidiyordu. Ya bu benim için 6-7 euro çok önemli değil diyorsanız buyurun fuerte üret. Buyurun bacon üret. Evet bununla ilgili bilgi verildi ama ben sadece kaya, karşılaştırma ve kıyaslamasını yapmak için bazı bilgiler vereyim. Bakın Allespeste firması e, Güney Afrika'da malumayla hası denediklerinde ilk 5 yıllık süreç içerisinde yaklaşık yüzde %30 ve yüzde %40 malumanın hastan daha fazla verim verdiği, daha kaliteli bir meyve olduğu, yağ oranının daha yüksek olduğu, taşımaya ve nakliyenin daha iyi olduğu, bunun e, onlar için o kadar stratejik bir olay ki, 2010'lu yıllardan itibaren ilk 7000, 2007, 2008 yılında teşkile başladıktan sonra Malumada, Kaliforniya'da 2012'li yıllarda yanlış hatırlıyorsam orada da Amerika'da bakın bir ülkede kendi teşkilini ayrı yaptırıp da Amerika'da ayrı yaptırıyor. Ve ondan sonra 2010'lu yıllardan beri sürekli Mart ayının 10'lu ile 15 arasında dünyada bütün bilim adamlarını açarak Maluma Sempozyumu düzenliyor. İsmi de Maluma. Yani bir meyveyle ilgili koskocaman bir bir çeşitle ilgili koskocaman bir sempozyum düzenliyor. Bütün bilim adamlarına gerek kendisi gerekse e, bizzat davet ettiği insanlara e, şeyde İspanya'da, e, Kaliforniya'da hatta bizde yok ama e, Yunanistan'da bu çeşitleri verdirip o bölgedeki denemelerini yaptırıyor. Evet bunları geçeceğim. Carmen Şimdi e, özellikle bu Carmen paylaşılamayan bir meyve ama e, özellikle w murcott gibi e, birazcık sıkıntısı olan bir meyve çünkü bu e, şeyde e, özellikle Meksika'da has, mele, e, me, e, has Melendez olarak geçiyor şeyde e, Kaliforniya'da Carmenas olarak geçiyor yani Amerikalılar almışlar Meksika'nın elinden. Farklı bir isim koyarak teşkil etmiş ama Meksikalılar diyor ki bunlar bizim bizim çeşidimiz diyor. Bu da özellikle hem malumaya karşı hem hasa karşı e, Amerikalıların özellikle e, Burakov'un dünyaya pazarlamaya çalıştığı çeşitlerden bir tanesi. O da gördüğünüz gibi hasdan daha verimli. Evet, lampas, lampasın hasdan artısı avantajı şu: meyve kalitesi olarak has kalitesinde bir meyve olmadığını. Bunu Amerika'nın e, bu konuda araştırma yapan e, bilim adamları da söylüyor. Ama şu var, verimi karşılaştırdığınız zaman verimi muazzam e, bir şekilde hasa göre artı avantajları var. Hem sık dikime uygun hem e, ağaç yapısı üçgen piramidal bir şekilde gidiyor ve aynı zamanda da verimi e, hastan çok yüksek. Ama meyve kalitesi olarak bir has ayarında olmadığı söyleniyor ki biz bunu denemediğim için söyleniyor diyorum. Evet Jim, bunlar artık e, hatta e, şu son dönemde Amerikalıların süper çeşit olarak lanse ra, e, etmeye çalıştıkları, hastan kesinlikle çok iyi, hasın bir kere e, yerine alabilecek bir çeşit olarak algıladıkları, yeni kurdukları bahçelerde özellikle Jim çeşitini e, e, tanıttıkları, aynı zamanda bu Jim ile ilgili e, Fasta bahçelerde, Mısır'da, belli yerlerde, artık e, özellikle e, Vivares da ar aracılığıyla özellikle Kuzey Afrika'daki bazı ülkelerde bu çeşitleri yaymaya çalışıyorlar. Ee, bu çeşit özellikle cim çeşidinin e, hasdan çok daha kaliteli olduğu söyleniyor. Bakın cim çeşidinin Amerika'daki farklı lokasyonlarda yapılmış araştırmasına göre cim hasın her lokasyonunda daha fazla verim verdi. Yani cim'in e, kendilerine göre hasın çok üzerinde çok fazla e, kalitesi yüksek, yağ oranı çok yüksek bir çeşit olarak görüyor. Karşılaştırmasını yaptığınız zaman Kaliforniya'nın birçok yerinde hastan daha kaliteli bir çeşit olarak ortaya çıkıyor. Evet. Aynı zamanda e, bunlarla ilgili birçok çalışma yapılmış. Bu çok çalışma içerisinde karşılaştırdıkları özellikle şimdi harvest dedikleri yeni e, pazarlamaya çalıştıkları çeşit de var ama cim çeşidi gördüğünüz gibi e, özellikle e, dükkede anacı üzerinde çok iyi verimli. Tokberk'in çalışmalarında da Surprise ve Lampas'ın biraz gerisinde kaldı ama gayet verim ver, iyi verim verdiği söylüyoruz. Bunları geçiyorum. Bunlar benden evvel anlatıldı çünkü. Sadece resim olarak vereyim, geçeyim. Hem de vakit kazanmış oldum. Aynı zamanda bu hasat takvimi şu. Çeşit tercihlerinde, çiçek fenolojisinden de bahsedildi. Ondan da anlatmayacağım. Fakat birbirini dörleyen ve aynı zamanda hasat sezonunda birbirinin devamı şeklinde olan çeşitlerin olması. Yani bir bahçede mümkün olduğu kadar Uzun bir süre çeşit e, bulundurmanız, en azından ürün döngünüz ve e, maddi olarak getiri olarak size e, uzun bir periyotta getirisi olacağı için e, ve bunun bir geri dönüşleri de olacağı için bu ürün döngüsüne göre hareket etmeniz gerekiyor. Bana e, soruyorlar hocam, aslında bunu birçok insan biliyor. Ya bu e, ana çeşit nerede olacak? dölleyici çeşit. Gördüğünüz gibi kırmızılar dölleyici çeşit. Ama büyük alanlara kurduğunuz zaman aralara dölleyici çeşit yerleştirmenizin bir esprisi yok. Çünkü bu sefer atlaya atlaya hasat etmeniz sizi yoruyor. Dolayısıyla büyük alanlara yaptığınız zaman dölleyici çeşitlerinizi ona göre yerleştirmeniz gerekiyor. Hızlı hızlı geçiyorum. Ve buralar özellikle aşılı fidanlarda bakın ben biz yıllardır narenciye diker gibi diktik ki en büyük hatamızın bu olduğunu ben bütün samimiyetimle söylüyorum. Yani bunu yeni yeni alır. Evet avokadonun fidanını ve köklerine ...muazzam bir şekilde cam bir eşyaya davranıyor gibi davranacaksınız. Sebebini söylüyorum. Bakın o kökleri asılmak, koparmak, çekmek falan yok veya düzeltmeye çalışmak. Alın diyorlar, şeyini çözün, sökün, poşetini çözün. İleri geri veya yukarı aşağı hafif böyle bir sallayın ki şu kök biraz kendine gelsin. Ondan sonra bir şekilde bunu daha önce biraz evvel anlattığım gibi 6 ay önce veya asgari 2 ay önce özellikle hazırladığınız harç karşımları içerisine gelip oturtuyorsunuz ve ondan sonra üst toprağa e, hemen onun üzerine sonra su döküyorsunuz. Bakın ayakla çiğnemek yok. Ayakla çiğnemiyoruz. Su döküyorsunuz. Belli bir süre bekliyorsunuz. O çöküyor. Ondan sonra üst toprağa gövü veriyorsunuz. Ondan sonra fitoftara sıkıntısı olan yerlerde özellikle yılın 3 dönemlerinde metal, metalaksil grubu ilaçlar yapıyorsunuz ve biraz yukarıda bakın şurada da görsün biraz yukarıda gömüyorsunuz suyla beraber oturması için. Yani suyu döktüğünüz zaman bakın şu su kendiliğinden beraber aşağı doğru yapıyor. Kesinlikle fidanın normaldeki toprakla irtibattaki olduğu çizginin üzerine toprağa yanlış anlamayın gömmüyorsunuz. Yani fidandaki sizin o çizginiz e, kök e, boğazının toprakla olduğu o çizgiyi muhafaza ediyorsunuz. Daha fazlasına gömmüyorsunuz. Sadece biraz daha yukarıda e, suyla beraber oturması için fırsat veriyorsunuz. Sonra diplerine e, cips bu cipsin özellikle kalsiyum sülfat olduğu için biz yıllardır ben buna çok soğuk bakıyordum, bakıyordum kalsiyum olduğu için ve özellikle bu kalsiyum e, bizim pH'mizi yükseltir halbuki bu cipsin kalsiyumu yükseltmekten öte özellikle pH'yi dengelemekte muazzam bir faydası olduğu ve biz malç, malçı e, atmamızın e, biz yıllarca ekstra bir işçilik olarak e, algılamıştık Malç hakikaten o kadar çok önemli ki bugün İsrail'de, e, Güney Afrika'da, Kaliforniya'da olmazsa olmaz, İspanya'da olmazsa olmaz bir unsur. Buradaki malçın çok büyük esprisi var. Topraktaki ısıyı e, bir kere muhafaza ediyor. Bir kere bu malçın çözülmesi topraktaki organik madde e, miktarını arttırıyor. Topraktaki mikroorganizma faaliyetini arttırıyor. Topraktaki ısıyı muhafaza ediyor. Yazın özellikle dik gelen güneş ışınlarına karşı bitkinin yanmasını engel oluyor. Aynı zamanda damlama sulama sistemi ısrarla bunu söylüyor. Damlama sulama sistemi bir kere kesinlikle gerekiyor. Artık çok şükür zaten salma sulama yapan yok. Ve eğer dışarıda bana şunu söylüyor hocam diyorlar ki Kaliforniya'da kafe sistemi yok. Yok çünkü Kaliforniya'da işçilik çok pahalı. Ülkede en önemli avokadoyu engelleyen iki unsurdan bir tanesi işçilik bir tanesi su sıkıntısı. Su sıkıntısı yüzünden avokadoyu olmayan bir yere sokuyorlar. Bakın benim artık dilimde tüy bitti. Buradaki arkadaşlarımız avokado yüzünden İspanya'da, Avrupa'da, İngiltere'de bilmem New York'taki beş yıldızlı Michelin yıldızı alan bir aşçı neymiş bu kanlı elmasmış. Meksika'da bunun yüzünden çeteler ee, haraç alıyormuş avokado üreticilerinden. İnsanlar ölüyormuş yemeyelim. Ne susuzluk, kuraklık. Bakın bunun konusu değil. Benim anlattığım konu değil ama suyla ilgili söylüyorum. Bugün portakal, bir portakal meyvesi olana kadar 80 litre su ihtiyacı varken avokado ortalama 160-170 litre. Bazı kaynaklarda 270 diyor ama 160 litre diyenler daha fazla. Ortalama 200-250 gramlık bir meyveden bahsediyorum. Peki siz bir portakala 80 litre su vererek meydana getiriyorsunuz ama bir portakaldan yerine göre 300-400 kilo bir ağaçtan aldığınız zaman avokado onun üçte biri, dörtte bir miktarda meyve verdiği zaman aynı miktarda sulama yapıyorsunuz. Yani bugün narinciye 3 aşağı 5 yukarı neyse ki onun araştırmalarını da getiriyorum. Bugün avokado da aynı miktarda suyu istiyor. Ya ama bilmeden sadece yurt dışından internet kaynaklarından okuyarak insanlar bu meyveye yorum yapıyor. Yani dilini, dişini bilmediği, çeşidin adını tam telaffuz edemediği şeyleri geliyor ifade etmeye çalışıyor. Yani bakın bu meyve en azından bu meyve daha yolun başındayken bırakalım da bu meyve düzgün gitsin ya. Bırakalım da bu meyve düzgün gitsin. Yani narinci gibi, gibi yapmayalım herkes istediği yere. Nar gibi yapmayalım. Muz gibi isteyen istediği yere yapmasın. Birliği olsun, altyapısı olsun, e, koordinasyon olsun, pazarı olsun. Yani yeni yeni yürüyen bu meyveyi de çökezlettirmeyelim. Evet kafes sistemi hızlı hızlı geçiyorum. Bu da ama. Bu damanın faydası ile ilgili çok şeyler söyleyebilirim ama sizi akşam bu saati bekletmek istemiyorum. Bakın bu da ama şöyle düşünün. Bana geçen bu ya uydu uymadı bilmiyorum ama şöyle bir şey düşünün. Eğer size çok kaliteli bir tane köpek verdiler. Siz de köpeği çok seviyorsunuz. Bu köpeği kendi haline bıraktınız. Yedirdiniz, içirdiniz, hiç ilgilenmediniz. Ne duygusal olarak ne şey olarak sadece yedir içirdiniz. O köpek gün gelir sizi ısırır. Avokadoya da söylüyorum. Üçüncü yaşından, dördüncü yaşından itibaren ben bu işi biliyorum diyen birçok çiftçi tarafından ve üretici tarafından söylüyorum. Tamamen kontrolü dışına çıkıyor. Ağaç artık bildiğini okuyor. E üçüncü, dördüncü yaşından sonra en iyi biliyorum diyen için söylüyorum. Artık bu bitki kontrol edilmeyen bir noktada istediği gibi büyüyor, istediği gibi dalını kırıyor, istediği gibi. Hatta bir çiftçinin dediği gibi diyor ki budamaya gerek yok diyor. Kendi kendine bu diyor diyor. Yani bir ağacın 5 metre mesafede, 6 metre mesafede elini uzattığınız yerde bir dalın olmaması, bir meyvenin olmaması ve yukarıp gitmiş olması arkadaşımıza göre diyor ki kendi kendini bu diyor diyor. Bu arkadaş bir yükseğe çıkıyor, yetmiyor. Eline dört beşlerlik çubuk alıyor, yetmiyor. Daha yukarıda kalanlar da Allah'a emanet kalıyor gidiyor. Burada bu şey yem oluyor. Evet, budamanın çok faydası var. Bakın budama yapmazsanız başınıza neler gelecekle ilgili birçok şey var. Bunu söylemiyorum. Budama en önemli olay şu. Bitkilerdeki karbon azot dengesi için bir kere budamayı sağlam, sağlıklı, düzgün, düzenli yapmanız lazım. Aynı zaman budama kompleks bir iş. Budama yaptınız, budamayı, bitki besleme, sulama, gübreleme, hastalık ve zararlarla mücadeleyle birleştiremezseniz onun da bir anlamı yok. Yani aslında entegre ürün yönetiminde veya yabancıların söylediği crop management'te en önemli unsur budama. Siz budamayı es geçemezsiniz. Budamayı ihmal edemezsiniz. Altı ay bir sene sonra bu sene yapamadık ama sonra yaparız diyemezsiniz. Bunu daha dün gezdiğimiz bahçelerde hafta sonu bile gezdiğimiz bahçelerde gördüm. O arkadaşlardan burada şunu dinleyenler var eminim ki onlar da başlarını sallayacak evet doğru hocam biz de gördük diyeceklerdir evet bir kere budama da sadece ee, kitlenmiş sadece düşünmeye bile fırsat olmadan eline geleni önüne geleni oradan buradan keseyim değil bir kere budama üç boyutlu ağacın tamamen ağaç hacmini düşünecek şekilde iki boyutlu sıra aralarındaki mesafeyi gözetecek şekilde 90 ve e, en uçlardaki terminal e, sürgünlerden e, ve terminal gözlerden meyve verdiği için dışa bakan tarafta 90 ile 1 metrelik mesafede meyve verdiği için bir kere bunu gözetmek zorundasınız. Bu damayı bunu gözetmezseniz yaptığınız bu damanın hiçbir anlamı yok. Aynı zamanda havalanması ve aynı zamanda hastalık ve zarar özellikle fitoterapinin da dahil olduğu hastalık ve zararlarla mücadele edebilmeniz için Ağacın üstten şu görüntüsünün olduğu gibi bitkiyle örtülü alanları yani yüzde seksen ve 85'in üzerine çıkarmamaya çalışacaksınız. Yani üstten baktığınız zaman bitki bir dakikalık aranın tamamını kaplıyorsa zaten problem başlamış demektir sizde. Evet ağaç yapısını iyi bileceksiniz. Bilmemiz lazım. Ağaç yapısından neredeki ağaçlar bizim için ilk yere değmiş ağaç. Yaprak yere değmiş, ağaç yere değmiş. Bu ağaçlar tutalım üzerinde meyve taşıyor hocam diyor. Ya tamam da toprağın içine gömülmüş. Veya e, biz bu meyveleri en çok hangi bölgedeki dallardan alıyoruz? Bir kere bunu bilmeden kabatasla, Ya şu ağacı, şu dal hoşuma gitmedi. Şu şuradan gitti. Onu oradan keseyim. Bunu buradan keseyim. Diyerek kesemezsiniz yani. Bakın bir yanlış budamada başınıza gelecek bir kötü senaryo bir ağaç üzerinde çizmeye çalışın. Bu arada bu çizimler de bana aittir. Yani düzgün çizemediysem kusura bakmayın ama bakın bir, bir ağaçtaki yaşanan bütün felaketleri ortaya çizmeye çalıştım. Güneş yanıklığı, doğum, dal kırılması, alttan dipten gelen sürgünler, kestiğiniz sert budamalardan gelen sürgünler, hastalıktan dolayı çıplaklaşmış alanlar, sizin bu bitkiyi sizin yaptığınız en büyük eza ve cefa budur işte. Yani bu, bu şekilde üreticilik yapacaksanız buradan yeni başlayacak olanlara söyle. Lütfen ne kendinize eziyet edin ne de bu ağaca eziyet edin. Girmeyin abi bu işe. Bakın bir budama yaparken en önemli olan şey şu. Sizin bitkiye kontrol edebileceğiniz bir şekilde verdiğiniz faydalar veya bunun tam tersi zararları var. Bir de sizin dışınızda kontrol edemeyeceğiniz olaylar var. Sizin kontrol edebileceğiniz olaylar nedir? Gereksiz dal çıkarması size ait. Sert kesimler size ait meyve yüküyle dalgınırmalar, gereksiz yere ağaç mimarisini ayarlayamamalar, aşırı sulama, aşırı gübreleme veya traktörle dalları kırmak veya burada aşırı gübreleme, sulama, karbon dengesini bozmak. Buradaki en önemli unsurlardan bir tanesi insanoğlu kendiliğiyle yapıyor. Öbür taraftan toprak yapısı, donolay, rüzgar, güneş yanık, hastalık ve zararlar, dolu, yağmur. Bunlar da sizin etkinizde, etkinizde olmayan olaylar. Dolayısıyla siz hem gücünüzün yetmediği hem gücünüzün yettiği olaylardan bir harman çıkaracaksınız ve bu ağaca öyle bakacaksınız. Yani hava, su, toprak gibi üç tane değişkenle çalışıyorsunuz. Hiçbir meslekte bu kadar değişken bir unsur yok. Bana bir fabrikada, araba fabrikasının en fazlaki riski nedir? En fazla elektriği kesilirse o durur o fabrika. Veya gidiyorsunuz bir inşaatın en bir riski nedir? Sadece hava bozuk olursa dur. Ama biz havadan da etkileniyoruz, sudan da etkileniyoruz, topraktan da etkileniyoruz. Ve bunlarla insan onun gücü yetmiyor. Yani ana yola 100 metre ileride bundan 15-20 sene evvel e, Gebiz'de, Abdurrahmanlar'da bir insan tarlasında boğularak öldü. Bakın suyun olmadığı bir yerde boğularak öldü. baraj kapakları açıldı. Yüzlerce insan yolun kenarında en yolda durdu ve o insanı kurtaramadı. Demek ki arazide, kuru yerde bile insan boğularak ölüyormuş. Milyarda, trilyonda bir ihtimal daha yüksek. Evet. Bu damadık kendi haline bıraktık. Hocam diyor ben bundan çok iyi meyve alıyorum diyor. Evet. Avokado her zaman şunu söyleyeyim. Rodoa'daki çılgın gibi bir at gibidir. Ben kendi tecrübem benden daha burada tecrübeli insanlar var. Ama e, benim kendi herkesin bir üslubu, benim kendi üslubum da e, beni maruz görsün de bu. Evet, çılgın at gibi. Eğer avokadoya bakamazsanız avokado size çok güzel bakar. İlk başta budama nereden başlıyor? Fidanlıkta tek bir gövdeye indirmeniz lazım. Bakın, çatallaşmış belli noktada e, ağacın tipi e, fidanın tipi bozulmuş, görüntüsü, yaprağı, her türlü şeyleri bozulmuş bir fidandan değil, sağlam, sağlıklı bir fidanla ve tek gövdeye binmiş fidandan alacaksınız ve bu 72 derece e, diyor modifiye lider. Bana diyorlar ki hocam modifiye lider ne? O kadar kaynak araştırıyorum. Hatta şimdi işte emekli olmadan da son bir niyetim işte bir kitap yazmak. Kitap yazıyorum 600 sayfaya geldim. Son kısmını bitirmek üzereyim. Bütün e, terbiye şekillerine baktığımız zaman aslında adı konmamış ama tariflerinden anlaşıldığı gibi bu daha çok e, yaprağını döken sert çekirdekli yumuşak çekirdekli olan ona benzeyen modifiye lider budama sistemine uygun veya terbiye sistemine uygun bir sistemle avokadonun verilmesi gerekiyor. Yani ortada bir tane dal Altta ise en az 5 ile 7 dal arasında ve bunlar da belli bir açılar dahilinde spiral bir şekilde ağacın gövdesinde yayılarak gitmesi gerekiyor. Bir kere avokado çatal olmayı kabul etmiyor. Avokado dik büyüyen ana gövdeye rakip bir yandalı kabul etmiyor. Yani başınıza bela oluyor, yatırıyor, yapıştırıyor dallarını kırıyor. Meyve yükünden kırılıyor, rüzgardan kırılıyor. Dolayısıyla hocam bu 72 dereceyi nasıl ayarlayacağız? 72 dereceyi sizin ayarla bazı 65 olur, 70 olur, 71. Ama buradaki mantık önemli. Buradaki mantık bir dairesel döngü içerisinde aynı yerden çıkmamak kaydıyla da dalların yayılması gerekiyor. Ve siz burada buna uygun bana diyor ki hocam fidan aldık tepesini keselim. Bakın tepesini ilk başta kesmeyeceksiniz. Tepesini kestiği zaman bitki otomatikten geriye doğru aşağı doğru yönlendiriyorsunuz. İlk başlarda ona uygun uçalmalar yapıyorsunuz. Ondan sonra uçaldığınız yerlerden yeni sürgünler çıkıyor. Yeni şeyler oluyor ve biz bunu çıplak halini görüyorsunuz solda. Onu da giydirdik yaprakla bu hale geldi. Sonra yaprağını aldık. Buradan ne kesiyoruz? İlk başta burada şu kırmızı dal çıkarmalarını yapıyoruz. Arkasından bunlar da uçalmalar yapıyoruz. Uçalmalar yaptıktan sonra ne yapmaya çalışıyoruz? Özellikle sık dikim için söylüyorum. Yani 3 üç, buçuk, üç buçuk, beşe üç dikimler için söylüyorum. Ağacınızı mümkün olduğu kadar piramidal bir görünme almaya çalışın. Çünkü buna dağınık veya daha sağa sola yanlara ağaç hacmini, tacını yayarsanız bu sefer birbirine girmesine sebep olursunuz. Dolayısıyla ne yapıyorsunuz oradan kestiğiniz zaman sizin ağacınız bu şekle geliyor ikinci yıl sonunda. Ondan sonra buradan ikinci yıl sonunda çıkanlar için söylüyorum. Bunlardan da tekrar eee kestiğiniz zaman uçalmalar şeylerle evet ilk önce dalları çıkardık. Sonra uçalmaları yaptık ve mümkün olduğu kadar piramidal bir görünüme ulaştırmaya çalıştık. Hocam sen hayal yazıyorsun. Resim çizmişsin. Bu resme uygun bitkiler uydurmaya çalışıyorsun. Bu bitkiler buna uymuyor diyenler olabilir. Bakın üçgen bu benim şeyim değil ifadem değil. Christmas tree dedikleri yabancıların sık dikimdeki özellikle ifa ağacı bu şekilde büyütmeye çalışacaksın. Sık dikim yaparsın. Yani bu şekilde budanmamış hali budanmış hali. Veya bakın bu kendi bahçem bu görüntüyü kendi bahçem gördüğünüz gibi bu bahçeyi bu şekilde piramidal bir formda hem de bacon gibi zor bir çeşitte şu anda bu gördüğünüz çeşitler 5-5,5 beş, beş yaşında ağaçlar. Evet Hocam bir de 66 altı altı dikersek ne yapacağız? Normal. Yine ilk yıllar tepesini kesmiyorsunuz. Diğerlerinde yaptığınız gibi çıkarma yapıyorsunuz. En sonunda 3. yıla geldiğiniz zaman ağaca düzgün bir taç verdiğiniz zaman artık orada yavaş yavaş uçalmalara başlıyorsunuz. Çünkü bu 66 altı altı dikim. Yani ilk yıllar mümkün olduğu kadar tepesine dokunmuyorsunuz. Çünkü tepesine dokunduğunuz zaman daha dün iki gün evvel bahçelerde gördüm tepesi kesilmiş bahçelerin Özellikle dalların birbirine girdiği, üst taraflardan güneşlerin yandığı, özellikle alt tarafta çok fazla dal çıkışları ve ana gövdeye rakip dalların çıktığı ortaya çıkıyor. Evet yani şu şekilde öbürünü üçgen bir forma verirken bunu da daha çok bu şekilde kompakt biraz daha derli toplu yuvarlak bir forma. Evet bunu da bizim bahçelerimizde yaptığımız, uyguladığımız bir de verim budan. Bu verime geldiği zaman daha çok dışarıda uç almalar, birbirine sıklık veren dalmalar, tepe almalar. Dal kesimleri, kuruyan dalları yerme şeklinde. Bir de çok yaşlı ağaçlarda ne yapacağız? Ya hocam birbirine girmiş durumda hava almıyor hastalık var. Burada üç tip model var. Ya lokal dal keseceksiniz, belirlediğiniz dallar. Mesela birinci ağaç gördüğünüz e, sıklaşmış. İkinci de ne yapıyoruz? Aynı ağacın altta yere DNA alıyoruz. Ortadan bir dal alıyoruz. Güneşlenmesi ve hava almasını sağlıyoruz. Sonra oradan yeni dal çıkışları ve havalanmasını sağlıyoruz. Sonra karşı taraftan ufak ufak Dal da dalları ağacı hava alır ve tekrar güneş alır bir forma getirmeye çalışıyor. Modelimizin bir tanesi bu. Bu uygulanan bir model. Bir de bu Şillilerin, Peruların da çok fazla uyguladı. Bir de diyor ki yılın bir döneminde bir tarafı komple alıyorlar. Oradan dal çıkışlarını sağlıyorlar. Ertesi yılda diğer tarafa geçiyorlar. Diğer tarafı yapıyorlar. Veya daha katlar olacaksın. Hocam ben sıfırdan her şeyi yapmak istiyorum dediğin zaman işte ağacı, e, geyik boynuzu dedikleri yabancıların şekilde kesiyorsunuz. Bunları tekrar taç oluşturuyorsunuz. Bir de don hadisesi bizim şu anda gündemde olduğu için söylüyorum. Don hadisesinde ne yapacağız? Bakın ortada birçok sebepten dolayı veya olumlu ve olumsuz sebeplerden dolayı bitkimiz şurada ne anacı dayanıklıymış, soğuğa çeşidi dayanıklı, üretim model yönetimimiz çok iyiymiş, don şiddeti varmış veya yokmuş veya çok azmış zararlanma yok. Ama ne oldu? Anaç dayanıklı ama çeşit hassas, o ürün yönetimi orta karar, don şiddeti yüzde yirmi beş, yüzde elli. Bunun daha kötü bir durumu yüzde elli, yüzde yetmiş Bu ağaçlarda gördük. Bu şekilde yüzde yetmiş yüzde sekseni şey yüzde yüzü zarar gördü. Bu yüzde yüzü, yüzde yetmiş beşi daha çok yeni genç ağaçlarda gözüküyor. Peki biz bu ağaçlara nasıl budama yapacağız? Bakın ilk başta biraz evvel de söyledikleri gibi eğer bunu Ocak ayında yakalandıysanız Mart'ı beklemenizde fayda var. Ama şu dönemde yakalandıysanız, geçen ay yakalandıysanız yani 10-15 gün içerisinde çok rahat çıkacak. Çünkü beklenen şey şu. Nisan ayında ani sıcakların bastıracağı söyleniyor. Daha fazla uzun beklemeden kurudu, kuruyan, kuruyacak yani kuruyan dalların kuruyabildiği yere kadar orada yeşil gözün, yeşil sürgünlerin faaliyetinin başladığı yere kadar bekliyorsunuz. Tepelerini kesiyorsunuz. Kestikten sonra bunu Özellikle fungusa çok hassas olduğu için söylüyorum. Ee, yani hipoyla ve yani yüzde birlik sodyum hipokloritle bütün ma makaslarınızı, desterelerinizi kesiyorsunuz. Veya yüzde sıfır nokta potasyum permanganatla ağacın dezenfekte ediyorsunuz. Veya borda bulamacı yüzde ikilik veya yüzde sıfır bakırlı ilaçlarla yapıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Bu şekilde gövdesinde badan alıyorsunuz. Ağacınızı mümkün olduğu şekilde bir an evvel kurtarmaya çalışıyorsunuz. Ya da yanlış uygulama şeklinde söylüyorum. Hocam 8-10 metreydi artık alamıyorduk tepesini kes. Tepesini kestiniz veya kestiğiniz yerden çıkan sürgünler de e, yandı. Yanan sürgünleri ondan sonra aldınız. Bu sefer de e, güneşten yandı. Ne yapacaksınız? Yanan yeri sadece alıp bırakmayacaksınız. Geri kalan kısımları da budayarak ağacı bir şekilde kompakt bir görüntüme verip bu ağacı kurtarmaya çalışacaksınız. Veya tepesini aldınız. Aldığınızda tepe sürgünleri aldı. Bu sefer ertesi yıl bunu hiç budamadınız. Kendi haline bıraktınız. Bakın yavaş yavaş o sürgünler te, dalla rekabet eder duruma geliyor. Lider daralıyorlar. Ondan sonra üst tarafı e ikinci bir katı oluşturuyorlar. İkinci bir katı oluşturduğu zaman alt taraf temelli hava alamaz duruma geliyor. Dallar yavaş yavaş kuruya, kuruma geliyor. Ve en sonunda ağacınız kendine münhasır. Sizin de çok gördüğünüz zaman ya bu ağaçtan hiç Keyif almıyorum diyen görünüme sahip olur. Yani tepe budamasını yaparken dahi bir sistem dahilinde, bir düşünce dahilinde yapmanız lazım. Ani refleks olarak yaptığınız bütün budamalar bitkide size negatif, olumsuz bir unsur olarak yansıyacaktır. Evet son günlerde e, popüler olmaya başlayan hocam telli terbiye sistemi. Evet şu anda e, Bağıntı Anacı üzerinde Malum Has Alespeste'de... E, e, İki sistem deniyorlar. Bunun için en uygun sisteminin tatura olduğuna karar vermişler. tatura sistemi de özellikle bu V şeklinde sağa sola yatırma şeklinde veya dikey telli sistemlerde çok başarılı olduklarını söylüyorlar. Ama onlar dışarıda yapıyorlar. Sürekli gövdesini boyuyorlar. Bizim ülkemizde bu sistemle yapmamız mümkün değil. Çünkü Güney Afrika'da en spesifik dönemlerde 4 derece ama ortalama 7 derecenin altına inmiyor. 35 derecenin üzerinde de çok çok nadir çıkıyor. Yani o iklimlerde bunu belki yapabilirler. Çünkü yılın 12 ayı neredeyse sulamadan e, yetiştiricilik yapabilen yerler bunlar. Yazın yağış alan yerler. Bizim yazları sıcak ve kurak geçtiği için bu telli terbiye sistemini dışarıda yapmamız mümkün değil. Yani kimse bunu denemeye çalışmasın. Evet. Şimdi artık yurt dışında yavaş yavaş örtü altı dikimleri gündeme gelmeye başladı. Bakın. Hatta bunu ilk defa yapıyoruz dese kısa bir video göstereceğim. İlk defa artık örtü altı özel sistemler. 2017 yılında biz yaptık diyor. 8 bin dekar arazisi olan bir aile bu. Avokado üretim yapıyor. Bakın arkadaki kafesleri bile görüyorsunuz. Bizden çok farklı yapıyorlar. Bakın. Ne yapmış bu? Evet. Görüyor musunuz? Açılır kapanır sistemlerle Artık Hala ve ver bundan ver o ve kadar memnunuz ki diyor. Don, don, dolu, rüzgar. Dört dakikada kendini kapatıyor bu sistem. Artık meyvecilik yavaş yavaş istesek de istemesek de bu tarafa doğru gidiyor. Vay pahalı deyin. Vay bu, bu sistemler olur deyin olmaz deyin. Bu ülkede eğer muz seralarına bu kadar para verildiyse, trilyonlarca lira verildiyse, eğer avokadoyu Kenya'dan getirmek istemiyorsanız, Şili'den, Peru'dan getirmek istemiyorsanız, bu işten para kazanmak istiyorsanız, bu maliyetlere katlanmak zorundasınız. Bakın 2020 yılında yaşadığım bir olayı anlatıyorum. 2020 yılında benim Şubat ayında eksi iki gördüğüm bahçe 15 Mayıs'ta 43 dereceyi gördü. 93 günde. Eksi iki nere artı 43 nere. Bu bitkinin meyve vermesi, bu bitkinin ayakta kalması doğru e, mümkün mü? Yani artık tarım şuna doğru gidiyor. Yatırım varsa, para varsa, emek varsa karşılığı var. Ucuz iş yapmak istiyorsanız ben onu söyleyeyim. Bana diyorlar ki hocam biz avokado yetiştirmek istiyoruz ama niye yetiştirmek istiyorsun? Ya diyor ki işi olmadığı için fazla işi. Ben diyorum ki avokado yetiştirme ben sana daha karlı bir iş söylüyorum. Ne? Git evinde ya da abi ya. Ne ülkeye bir zararın olsun ne bize bir zararın olsun. Kimseye bir zararın olmasın ya. Uğraşma. Yani yatarak bir meyve üretmek mantığı nedir ya? Emek sarf etmeden bir meyve üretmenin mantığı nedir? Ya, yani siz ilacını, gübresini, suyunu düşünmeden bir yatırımı e, yapmadan yani almadan, vermeden al, almak sadece Allah'a mahsus ya. Siz neyin emeğini, neyin çabasını göstermeden gökten para yağmasını bekliyorsunuz? Evet. altı sistemleri yağmurlama sistemleriyle beraber özellikle 45 derece sıcaklıkta örtaltının denemelerle tespit edildi. Yaklaşık e, 4-5 derece daha aşağı indi. Sulama sistemiyle beraber 35 derecenin altına çekildiği zaman özellikle avokadonun meyve kalitesinin ve iriliğinin Arttığı e, iklim ortamları hazırlanıyor. Yani biz de tabii e, bazı hocalarım gibi e, yurt dışında çok fazla e, belki gezemiyoruz ama bizim de aşırı neşir olduğumuz insanlar var. Meksikalılar diyor ki sizdeki has 160-180 gram diyorum da dediğimizde şunu söyle Biz bunu aynısını Şili'de de yaşıyoruz. Niye? Siz Akdeniz iklimi yaşıyorsunuz. Akdeniz ikliminde 45 derece sıcağı gördükten sonra Mayıs'ın başında veya onun da çiçekleme bitiyor... 15 gün, bir ay sonra, bir buçuk ay sonra bu bitki 45 dereceyi gördükten sonra büyümüyor. Meyvesi büyümüyor. Yaprağı strese giriyor. Sudan da besin maddesinden de yeterince istifade edemiyor. Bizim hastalar 230, 250 gram, 270 grama çıkıyor diyor Meksikalı. Ama bizimki çıkmıyor, çıkamıyor. Bizdeki bu yaşanan sıkıntı aynısı İsrail'de de var, aynısı İspanya'da da var. Yani İspanya geçen sene Madrid, şey Malaga 46 dereceyi gördü. Sicilya 45 dereceyi gördü. Fas yani dünyanın birçok ülkesi bizim yaşadığımız sıcaklıkların aynısını yaşıyor. Siz buna çözüm bulamadan, buna çözüm üretmeden sadece dikeyim sıcak ne olursa olacak artık o zaman düşünür. İşte soğuk olursa saman yakarız. yani bunun tedbirini almadan, bunun bir herhangi bir şekilde sigortasını yapmadan bir üretim yapmanız demek karanlığa kurşun sıkmanız demek. Yani başka hiçbir şey değil. Ya bu ülkenin bu kadar kolay harcayacak parasının olmaması lazım. Evet. Bakın bu sistemler 7 metreye yakın. Özellikle bakın kafes şey sistemi demiyorum. Sera sistemi demiyorum. Örtaltı altı sistemi diyorum. Sera sistemiyle ilgili de bana çok soru soruyorlar. Bakın avokado için sera yapmak vatan aynı. Ama elimde muz seram var. Hocam vazgeçtim diyor. Ya dedim yapma. Vazgeçtim. Başka hiçbir şey üretmeyeceğim. Eğer avokado olur mu? Olursa dahi Adana'da 52 derece sıcağa çıktıysan seram bunu o 40 derecenin altına indirecek bir sistemin olması lazım. Yaparız hocam diyor. O zaman yapın. Yani hocam diyor ki 15 metrelik ağaç, 20 metrelik ağaç nasıl e, 7 metreyle Bakın bu benim söylediğim olay. Dünya literatüründe birçok bilim adamı, avokado e, 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 üretim yapan bilim adamlarının bildiği, uyguladığı ve tavsiye ettiği bir sistemdir. Sıra arası verdiniz mesafe yani 7-7 düşünün yani 7 metre yüzde seksen ağacınızın geçmemesi lazım. Yani 8 çarpı eee yedi çarpı 8 56, altı. buçuk metre. Siz açık alanda dahi siz ağacınızı beş buçuk metrenin üzerine çıkarıyorsunuz yediye yedi de zaten orada problem başlıyor demek. E, seranın içerisinde de beş beş buçuk metrede tutabiliyorsanız ki tutmanız gerekiyor. Dışarıda tutmanız gerekiyor çünkü. Ya hocam biz burada e, işte bitki çok hızlı e, aktiviteye devam ettiği için biz bunu nasıl tutacağız? Var bilezik almalar, yaralamalar gerekirse e, belli noktada bitkinin e, su ve gübresini daha kontrollü şartlarda vermek. Ama öbürünü söylemiyorum. Bakın yine büyüme geciktiriciler kullanın demiyorum. Yasal olmayan bir şey yapmayın lütfen. Evet. Seran içerisinde de nasıl yapacağız? Seran içerisinde de dışarıdaki gibi üçgen büyüteceğiz. Telli terbiye sistemleri onlar tatura e, veya e, ee, dikey sistemini ben Y sisteminin daha uygun olduğunu düşünüyorum. Ya yani Y, şeklinde bir, bir buçuk metreye kadar bitkiyi mümkün olduğu kadar dikey bir ondan sonra sağa sola yatırma şeklinde ee, olması gerektiğini düşünüyorum. Ha bununla ilgili herkes yaptığı için herkes soru sorduğu için fikrimi söylüyorum. Yani bunu illaki yapın dediğim kimse yok ama Bakın serayı da soruyorlar, ört altını da soruyor. Ben bu sistemin daha mantıklı olacağını söylüyorum. Biraz evvel e, hocalarım, sayın hocalarım da söyledi. Ortada bir araştırma sonucu var mı? Yok. Yani ben araştırma sonucuna mı görüşük O yok. Ama hasber kader diye biraz evvel de e, defalarca söyledim. Yani emekliliği gelmiş. Baba, babamın benim yaşımda iki tane torunu olmuş, dede yaşına gelmiş bir insan olarak söylüyorum. Yani benim de şu iş, işin içerisinde bir iki sene sonra bu sektörden belki çıkıp gideceğim. Yani enimizden en azından bir bu kadar yılın birikimi eğer bir şey söyleme hakkımız varsa bunun olması gerektiğini düşünüyorum. Ve kesinlikle özellikle örtü altında da eee e, dikimi ve sırta dikimi kesinlikle tavsiye ediyorum. Yani mümkün olduğu kadar birbirine sokmadan özellikle eee bu noktada mühendislik yapıp bahçe tesis etmeniz gerektiği ve telli terbiye sistemleriyle e, örtü altı sistemlerini desteklemeniz sulama sisteminizi üstten yağmurlama ve dikten dipten e, yani iki, iki tip sulama sistemi kullanarak bu işi yaparsanız ben bu işin e, Türkiye'de çok rahat kıvrılabileceğini düşünüyorum. Özellikle açılır kapanır sistem olacak yalnız ama ve bakın bu sistemde döllenmeyi böcek faaliyetini havalanmayı engel olmayacak şekilde ve Özellikle Şubat ve Mayıs ayları döneminde mümkün olduğu kadar bitkinin de güneş almasını sebeb e sağlayacak şekilde şuralardan açılır kapanır sistemler. Biraz evvel Avustralya'dakilerdeki ailenin gösterdiğim gibi. Oradaki sistem çok pahalı bir sistem. Ama biz Türkiye'de bunu modifiye etmiş Türk gibi bir modelini oluşturabiliriz yani. Evet saksılı sistemi... Süleyman Hocam ben bir taneniz rica edebilir miyim? Şey sistem olarak bugün tabi bayağı bir sabahtan beri gecikmeler de birikti. Bana sistemden bir uyarı geldi. Zoom için son 15 dakikamız kaldı söyleniyor. Sizin kaç slaytınız kaldı hocam acaba? O zaman şöyle yapıyorum. Ben ee, şey bitirdim budamayı bitirdim. E, soğuk sabahlarında o zaman bırakayım komple yoksa kafa karışmasın. Hocam ağırın, soğuk ferahını herkes çok 15 dakikaya sığdırabilir miyiz? Valla çok hızlı gideyim o zaman. Hocam siz Evet saksı sistemlerinde artık Türkiye'de meyvecilikte çünkü bunu özellikle Kaysı'da e, İsrailler deniyorsa veya farklı e, şekilde Narenciye'de bu deneniyorsa yavaş yavaş bu dünya konjonktüründe meyveciliği, özellikle bizim gibi iklim değişikliği yaşayan Akdeniz bölgesinde tropikal iklime kayan yerlerde bunun denenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ha dünya niye denemiyor? Hocam bir ya siz söylüyorsunuz da dünya ya dünyada bu masrafı, bu işçiliği bakın İspanya'da falan dayanması mümkün değil. Çünkü orada 1600 euro bakın ee, şey var. Ee, asgari ücretler. Biz nasıl Suriyeliler çalıştırıyorsak onlar da Afrikalılar çalıştırıyor. Yoksa İspanyalı gidip bahçelerde çalışmıyor yani. Evet, ee, bu e budamadaki en son şeye geldik. Ne tip budama yapacağımızla ilgili. Bir de gördüğünüz gibi yavaş yavaş bu e, Türkiye'de yok ama Narenciye'de de var. İşte özellikle e, bu tip makineyle budama sistemleri ya, İsp İsrail'de de uygulanıyor bunlar. Büyük çapta yapanlar, 40-50 dönüm yapanlarda budama sistemleri var. Bunun da özel bir e, sistemle, özel bir amaçla yapılıyor. Bir yıl bir kenarı, ikinci yıl diğer kenarı, sonraki yıl üstleri ve altları alıp yapıyorsunuz. iklim değişikliği, donzara. Evet Antalya'nın son 2-3 yıldır başına gelmeyen kalmadı. Bana söylüyorlar diyorlar ki Türkiye'de avokado dahil, muz dahil, mango dahil Türkiye'de bunların üretilmesi aslında mantıken mümkün değil. Biz olmayacağız zorluyoruz. Ha, zorlamamız lazım, zorlamamız lazım. Niye? 10 bin kilometre öteden bir meyveyi çıkışında 0.30 e, Türk parasıyla bahçeden çıkarıyorsa, Kenyalı biz bunu Türkiye'de e, 5 liraya, 6 liraya yiyorsak o zaman kendi ülkemizde de bunu yapmamız lazım. Ama bizim başımıza gelmeyenler kalmıyor ki. Yağmur, su. Bakın bu sadece Antalya'da yaşadığımız son 2-3 yıl içinde Yağmur, dolu, fırtına, don. Yaşamadığımız sıkıntı kalmadı. Bakın bana diyorlar ki ya siz avokadonu ne yapıyorsunuz? Diktiğim maaşları, 5 kere diktiğim maaşları kuruttum arkadaşlar. Araziye diktiğim maaşları. Ben ne yapayım? Hangi araştırmayı yapayım? Bakın benim şeyde gördüğüm, kaya burnunda gördüğüm sıcaklıkları görüyor musunuz? Eksi altıyı gördüm 2016'da. Evet. Bunlar, bakın bu çeşitlerin dayanma sınırı içerisinde bana sö söyledikleri var. Bunların içerisinde sadece Meksikola, Meksikola grande gibi soruyorlar bana. Hocam bunlar eksi sekize kadar dayanıyor. Ya dayansa dahi bunlar bizim standart e, kullandığımız çeşitlerimiz değil ki. Bunlar bir anaç. En fazla anaç olarak kullanılıyor. Veya onun kanından, tohumundan biz melezlemelerde, ana anaç çalışması vesaire şeyde kullanıyoruz. Yani onların çok yukarıda e, dona dayanıklılık olması bizim için bir, bir şey ifade etmiyor. Eğer bir anaç olarak kullanacaksan tamam. Veya e, belli noktada e, bunu fidan olarak yetiştireceksen, fidan için kullanacaksan tamam. Evet, radyasyon donu. Radyasyon donları e, özellikle son dönemlerde çok fazla sık yaşanan, açık havalarda biliyorsunuz yeryüzünden kaçan sı sıcak havanın üst tarafta e, yoğuşması neticesinde dalgalar şeklinde gelmesi, buna karşı alacağınız önlem, kesinlikle örtü sistemi. Eğer üzerine kapattıysan bunu çözüyorsun. Bunun bizzat denemesini bakın burada da var içimizde var Erdoğan Bay Gümüldür'de bir balkonun altına koyduğu bir suyla dışarıya koyduğu bir suyu denemiş. Balkonun altında olan su donmazken dışarıya koyduğu aynı masada birisi dışarı bakıyor birisi içeride dışarıya bakan yerdeki su donmuş. Yani üzerine örttüğü zaman radyasyon donunu engel alıyorsun. Video siprikler ve üstten yağmurlama sistemleri. Bunlar yüzde yüz çözüm. Bana diyorlar ki bunu ya işte arkadaş İsrail'de bunu işte zarar verdi. Bilmiyorum. İsrail zarar verdiği sistemi şu anda dünyaya satmaya uğraşır mı? Pulsar sistemini dünyaya pazarlıyor 2017'de. Şimdiki Peru'daki sistemlerini Pulsar sistemiyle yapıyor. Sap yakmak ve şey kullanmak. Buyurun. Bakın. Eğer fırsatımız varsa en son bunu göstersem daha yeter. Evet İspanya'daki. con las heladas cultivo evet. de de aguacate y entonces hemos solucionado los problemas del de las heladas ya pero cuando hace mucho frío mucho frío las torres menos Üstten yağmurlama sistemi, pervane sistemleri. Evet buradaki e, iki yer rüzgar donu. Rüzgar donuna karşı ne önlem alacaksın? Rüzgar donu en zor, en sıkıntılı donlardan bir tanesi. Yani rüzgar donuna çok e, zor önlem alıyorsunuz, alıyorsunuz ama tabii ki radyasyon donu gibi değil. Radyasyon donu o pervaneler yukarıdaki sıcak hava ile alttaki soğuk havayı birbirine karıştırıyor radyasyon donunu esiyorsak ama özellikle rüzgar donunda bakıyorsunuz rüzgarlar çukura rüzgar donunda çukur alanlarda soğuyor Buralarda özellikle e, agril örtülerle veya önüne rüzgar kıranlar yaparak yapıyorsunuz. Açıkta bahçeniz varsa bakın burada iki numaradaki bir numaradaki farklı bir bahçe. iki numaradaki farklı. Açıkta bir bahçeniz varsa yapacağınız bir numaradan oraya e, rüzgar kıranlar yapmak. iki numaradaki bahçenin de etrafını neyle kapatıyorsanız ister bu suni olsun ister Tabii olsun çitlerle kapatmanız lazım. Başka çözümünüz yok. Eğer bu ırmak kenarında rüzgar akan yer varsa bakın gördüğünüz gibi şey e, engel olursun sıcak zararına bakın Antalya'da aldığım ben yani rakamlarla derecelerle e, şeylerle konuşuyorum. Evet Antalya'da başımıza gelen üst üste üst üste bu da 15 Mayıs 20 Mayıs 2020 meyveler bu halde yandı döküldü. Avokado rüzgardan gitti rüzgar daha zararı oldu. Peki bunların çözümünüzler rüzgar kıran yapmıyorsunuz. Kafes sistemini 2-3 yıl sonra bırakıyorsunuz. Mecbur bu örtü sistemleri dona, doluya bakın don perdesi yapıyorsunuz. Dona doluyor rüzgara karşı sizin çözümünüz olarak ortaya çıkıyor. Evet hızlı gitmeye çalışıyorum. Bakın. Adamlar kartpostallık rüzgar kıranlar geçmiş rüzgar kıranların esprisine geliyor, kırıyor. Evet, bunun animasyonu fazla koymuşuz galiba. Evet. Bakın, Yeni Zelanda'daki bahçeler. Yani kartpostallık, şiir gibi bahçeler. Bakın, adamlar şeye bile şekil vermişler. Evet, dolu. İşte dolu zarar. Bunun çözümünüz ne? Bunun bana insanoğlu bunun bir çözümünü söyle. Üzerine örtmemek şartıyla çözümünüz ne sizin? Bakın. Yeni Zelanda'da artık onlar da örtü altı sistemini deniyor. İspanya'da Kaliforniya'da örtü altı sistemine deniyor Uzattım. Vaktinizi aldım. Özür dilerim. E, benden bu kadar diyeyim. Herhalde e, da yetiştirmiş oldum. Evet. Teşekkür ederiz Süleyman Hocam. Çok heyecanlı. Bir de e, gerçekten çok kapsamlı bir sunuş yaptınız. Sadece burada bir iki tane bir soru var. Çok hızlı bir şekilde kapanmadan yetiştirmeye çalışalım. Ee, şıkkımız var. E, Soruları alabiliriz. Yeni şimdi e, şöyle bir sorunun birisinde sık dikimin 250-300 TL şey, litre saksıya yapılması saksı ile taşınabilmesi konusundaki düşünceniz nedir diye sormuş birisi. Kısaca hemen düşüncenizi söyleyebilirseniz hocam. Saksı, saksıda şöyle bir şey var. 250 e, litrelik saksı bizim de üst, az çok denememiz var. Yani ilk yıllar e, saksının bir avantajını görüyorsunuz ama sonra verimde e, ve yapraklarda dökülmeye başlıyor. Dolayısıyla saksıyı büyük yapmanız lazım. Eğer 5-6 yıl, 7 yıl tutmak istiyorsan saksıyı yani yüz yüze yüz gibi bir metre küp yani bir tonluk bu şeylerde AVM'lerin önünde olan veya büyük peyzaj şeyler var, saksı var bunu folkliflerle belli bir şekilde tutup ondan sonra araziye nakletmeniz gerekiyor. Evet. Ama ilk başlarda bunu çok büyük faydasını göreceklerini tahmin ediyorum. Bir de şey, 3 çarpı 3 sık dikim için hangi çeşit dikilmeli şeklinde bir soru geldi. En büyük sıkıntı şu, bakın, dünyadaki popüler çeşitler Maluma, Lampas, ondan sonra Jim. Bunların hepsi aslında sık dikime uygun çeşitler. Bizde sık dikime uygun çeşit yok. Ama konjöktür bizi zorluyor. Birim alanından daha fazla. Biz artık daha nereye çıkacağız ki? Yani bakın Meksika'daki en büyük sıkıntı ormanların bozulup Brezilya'daki gibi ormanların bozulup avokado alanlarına dönmüş olması çok büyük bir tepki oluşuyor. Özellikle yeşil ve doğa sevenler için. Şili'de Doğru dürüzgün bir sulama yönetimi olmadığı için kuraklık başladı. 2011 yılından sonra muazzam bir şekilde arttırdıkları bahçeleri söküp e, şeye doğru döndüler. E, diğer meyvelere suyu e, istemeyen, daha az istemeyen. Yani şunu söylüyorum. Artık gideceğimiz bir alan yok. Alanya'nın dağına, tepesine e, 600'üne, 700'üne kadar gidecek halimiz yok. Artık birim alandan daha fazla verim almaya gideceğiz. Ya başka çaremiz yok. Eğer bu alan yeterlidir diyorsanız, ben yine şunu söylüyorum. 6'ya altı dikeceksiniz, buyurun dikin. Yani siz her zaman haklı olun, bırakın ben haksız olun. Dünyada kullanılan büyümeyi geciktirici aktif maddeler neler nelerdir diye sorulmuş hocam. Şimdi burada e, aslında bir kultarla sani var ama bunlar e, biliyorsunuz birisi e, bunlar triazoller sınıfı, doğal herbisitler aslında. E, çok e, hassas dönemde vermeniz gerekiyor. Belli yerlerde bunun etkisi var belli yerlerde etkisi çık yani o kadar şey ki bitkinin hormonal dengesiyle oynuyorsunuz enzim aktivitesiyle oynuyorsunuz ve bu özellikle çok etkili bir şekilde ticari alarak Şili'de Peru'da şeyde İspanya'da falan özür <laughs> dilerim İsrail'de falan kullanılıyor ama şu var yani bizim Türkiye'de kalıntısıyla ilgili ve özellikle toprakta ve bitkide meyvede kalıntı bıraktığı için herbisit kökenli olduğu için yani ruhsatlı değil. Ama domatese yeni ruhsat almışlar 2020 yılında. Domatese alan ruhsatı aynı bizim Nuspan 4 gibi nara alınmış ruhsatı Narenci'ye atarız diye düşünüyorlarsa atmamalarını tavsiye ediyorum. Çünkü G4D'yi Narenci'ye kullanıyorlar. Ben çok hoş karşılamıyorum. Yani Türkiye'de bu kadar mühendis, bu kadar hoca, bu kadar bu işi bilen var ve bunun atılmasını sakıncalı buluyorsa o zaman atmamamız lazım. Evet, bir tane e, arkadaşımız da kaolinin ham olarak atılmasının hani zararlı olabileceğini metal çeliklerinden dolayı bunun için nano partikül ya da enveloped dediği tip kaolinlerin kullanılması gerektiğini söylemiş. Bunu da hemen o soru şeklinde değil de bilgi olarak sunmuş. Bir de son soru şu anda Türkiye'de bulunan çeşitler sırt dikime uygulanmış şeklinde bir soru var hocam. Onu söyledim. Bakın, yine söylüyorum. Sizin elinizdeki çeşit doğal olarak bakın bütün kitaplarda yazdığınız zaman avokadonun 15 30 metreye kadar boylandığı söyleniyor. Buna bakarsanız e, özür dileyerek söyleyeyim Başka konularda meyve ağaçlarına konuştuğum zaman da beni bazen diyorlar ki sadece avokado konuşsun başka şeyde yorum yapmasın. Ama e, mango da baktığınız zaman 7 ile 15 metre arasında büyüyebiliyor. Biz mangoyu niye seranın içine sokmaya çalışıyoruz o zaman? Yani şunu için söylüyorum. Avokado doğal bir olarak bodur anacı yok. Biz bunu fizyolojik olarak mümkün olduğu kadar bakın bunun aynısını şeyde e, yapıyorlar. 5'e 2,5 buçuk murkotları dikiyorlar Adana'da. 5'e 2,5 dikiyorlar sonra 2,5'ları kaldırıp 5'e 5'e dönüyorlar. Yani limonları vesaire şeyler bu bir kültür olmuş. Ben diyorum ki bir fidan maliyeti hesapladığımız zaman 130 milyar 140 milyar kazandığınızda 10 milyar 15 milyar artı bir fidan maliyeti. Hadi 10 15 milyar sökme maliyetiniz olsun. Bu maliyetin sizin karşılığında kazancınız ilk 5-6 da çok kuvvetli olabilir. Çok daha e, iyi rakamlara çıkabilirsiniz. Ha denemek istemiyorsanız e, yapmayın. Ama ben kendi bahçem olsun bunu yaparım. Dünyada buna gidiyor. Siz istediğiniz kadar e, deyin ki ben 7'ye 7 dikeceğim, 8'ye 8 dikeceğim. <laughs> e, dikin buyurun. <curry."> <gülüş> Bakın ortada çok önemli bir şey var. Adamlar şunu hesaplıyor. 7'ye 7'de 21 fidan, 8 8'de 16 fidan, 6'ya 6'da 28 fidan. Hep yüzde %30 azala azala e, iniyor aşağı doğru. Yani siz yüzde otuzluk gücünüzü azaltacaksanız, yüzde otuz daha e, azalacaksanız veya yüzde elli daha azalacaksanız birer metre, yarımşar metre isterseniz büyütün. Evet, teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık. Ben e, süreyi yani ne derler açlık ama çok teşekkür ederiz gerçekten. Ben e, tüm katılımcılara teşekkür ederim. E, umarım güzel ve verimli bir e, oturum oldu diye düşünüyorum ben.